Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel lifimizi çalışacağız. Lifimizde 3 tane renk kullandık. Ee, ana renk olarak beyazımızı, açık mavimizi ve koyu mavimizi kullanarak bu güzel çalışmamızı yaptık. Ee, sizler dilediğiniz renklerle de uygulayabilirsiniz. Şimdi ölçüsüne bakalım. 34-35 santim ölçüsü gayet güzel bu ideal satış yapabileceğimiz liflerin ölçüsünde ee bir ölçü daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyen arkadaşlar şuradaki artışlarımızı devam ettirirse daha büyük olur ya da biraz daha az yaparak daha küçük lif örebilirler Evet lifimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızda kanalımıza abone olmalarını beğeni ve yorumlarla bizi desteklemelerini rica ediyoruz abonelikler tamamen ücretsizdir Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım kolay gelsin 8 tane zincirimizi çekerek başlıyoruz. Şöyle düğümümü atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birinci zincirin içerisine giriyorum. Yuvarlağımı yapıyorum. 1, 2, 3 tane yeni zincirimi çektim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Ortaya toplamda zincirimizle birlikte 16 tane trabzanımızı örüyoruz. Ben bir defa doluyorum, üç defa da alıyorum. Bir, iki, üç. Bakın dört tane trabzanımız oldu. Bir doluyorum, ipimi de alttan götürüyorum. Bir, iki ve üç doluyorum. Dolaşarak bütün zincirimizin etrafını trabzanlarımızı örüyoruz. 16 tane trabzanımı ördüm. Şimdi başlangıçtaki 3 zincirimin bulunduğu yere geliyorum. Şöyle batıyorum. Araya girdim. Bakınız ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane yuvarlağımı ördüm. Buraya bir zincir çekiyorum ve ipimi uzatıyorum. Ve 3 defa da aldığım fıstıklarımı örmeye başlıyorum. 2 ve 3 çekiyorum tek seferde bir ve iki tığımın başını doluyorum yanındaki bakınız araya giriyorum bir iki üç defa da fıstığımı sarıyorum tek seferde çekiyorum bir iki defa da kapatıyorum tığımın başını dolayıp araya giriyorum bir iki üç trabzan aralarına giriyorum çekiyorum bir ve iki doluyorum bakınız tam trabzan arasına böyle değil trabzan aralara bir 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. 1 2. 16 tane fıstık olana kadar örelim. Toplamda 16 tane fıstığımızı örerek geldim. Şimdi bir kapatırken bir de ara zincirine yani toplamda 2 zincirimizi çektik. İlk fıstığımızın tepesine şöyle geçiyorum. Tığımın başına girdiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sonrasında şu araya Bakın zincir arasına giriyorum. Tekrar ilmeğimi bu noktaya kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. Buraya çift fıstık örüyorum. 1, 2, 3. Tek seferde çekiyorum. 1, 2. Kapadığımızla birlikte 2. Bakınız tığımın başında oluyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. Tek seferde çekiyorum. 1, 2. 2 zincirle kapadım. Yalnız burada zincirimin birini açıyorum çünkü beyazımı öreceğim. Beyazımla şöyle başlıyorum. Beyazımı aldım buradan. Biraz şöyle ipimi kısaltıyorum. Çok uzun olup da israfı olmasın. Mavimle sıkıştırıyorum. Maviyi araya alıyorum. Şuradaki bağlantımızı da araya alıyorum. Sıradaki şu görmüş olduğumuz noktaya girerek bir tane fıstığımı örüyorum. 1 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. 1 ve 2. Bırakıyorum. Beyazı tek, maviyi çift örüyoruz bu sıramızda. Mavimi alıyorum. Beyazım arkada duruyor şöyle şuradaki bağlantı yerinde arada yok edelim. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya çift olarak fıstığımı örüyorum çekiyorum kapatıyorum aynı yuvaya 1 2 3 çekiyorum 1 ve 2 maviyi bırakıyorum beyazımı alıyorum yine aradan böyle götürüyorum ilmeğimi geçiriyorum tığımın başını doluyorum sıradaki araya girerek her bir fıstık arasında işlem yapıyoruz maviler çift beyazlar tek fıstık çekiyorum kapatıyorum bir tekrar beyazımı bırakıyorum mavimi alıyorum ilmeğimi geçiriyorum beyaz araya bırakıyorum ve mavi bir çift olarak bu şekilde bir tane mavi bir tane beyaz örüyoruz 2 ve 3 çekiyorum 1 ve 2 Evet sıramızın sonuna geldim en son beyazımla ördüm bir kapadım bir de zincir yani toplamda iki zincirimi çektim diğer sıramıza başlıyoruz beyaz ipimiz yine aradan yürütüyorum mavi ipimle bir tane ilmeğimi aldım rengi değiştirdim araya giriyorum bakınız zincir çektiğim yere giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirle burayı sabitliyorum beyaz ipimiz yine arada bakın beyaz ipimizi dışarıda bırakmayalım ilmeğimi uzatıyorum ve başlıyorum buraya. 3 defa sarmaya. 3 defa sardım. Çekiyorum. 1 2. Tekrar aynı noktaya giriyorum. 2 ve 3 defa ördüm. Çekiyorum. 1 2. Mavi rengimi bırakıyorum. Beyazım burada tek de Her sırada bir tane artacak. Bir sağına, bir soluna batacağız. Her sırada beyazımızı artıracağız. Mavilerimiz yine hep böyle iki olarak istediğimiz büyüklük olana kadar ilerleyecek. Beyazımla ilmeğimi geçirdim. Mavimi yine araya aldım ve devam ediyorum. 1 2 3. Çekiyorum 1 2. Beyazımın diğer tarafına geçiyorum. 1 2 3 geçiyorum 1 2 bırakıyorum bakın bir tane artırdım bir de iki oldu diğer sırada 3 olacak ve yöntemimiz bu şekilde beyazdan maviye geçiyorum beyazım araya alıyorum mavinin tam araya girerek çift olarak bu grubumu lifin bitene kadar örüyorum 1 ve 2 Yine aynı noktaya girişimi yaptım. 2 ve 3 çekiyorum. 1 2 2 artık. Şimdi beyazımla yine ilmeğimi alıyorum. Mavimi araya alıp beyazımın sağ tarafına önce giriyorum. 1 2 3 Tek seferde çekiyorum 1 2. Doluyorum, sol tarafına giriyorum. 1 2 3. Tek seferde çekiyorum 1 ve 2. Mavi rengimi alıyorum, ilmeğimi maviye dönüştürüyorum. Tığım başını dolayıp mavimi çift olarak örüyorum. 2 ve 3 çekiyorum 1 2. Aynı yere ikinci kez mavime giriyorum. Çok dolgun isterseniz 3 defa da çekebilirsiniz. Mavimi bırakıp beyazımı alıyorum. İlmeğimi beyaz rengi geçiriyorum. Beyazımın önünden 2 ve 3 çekiyorum. 1, 2 arkasından yani hem sağından hem solundan Fıstıklarımı örüyorum. Tekrar bırakıyorum. Mavimi alıyorum. İlmeğimi maviye dönüştürüyorum. Ve bu şekilde artışlarımızı yaparak örüyoruz. Diğer sıralarımıza da aynı şekilde tekrar bir geçişimizi birlikte hatırlayalım. Sonra istediğimiz kadar örmeye devam edelim. Evet sıramızı tamamladık. Şimdi yine başlangıç noktamızdayız. Beyazımızı ördüm. Mavimizde ilmeğimizi alalım. sıkıştırıyorum ve araya yine alıyorum aradan yürütmek için iki zincirin olduğu bölüme ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincir atıyorum ve beyazımı şu şekilde düzeltiyorum yine buraya çift fıstığımı örüyorum bir iki yanına ikinciyi örüyorum bir iki ve üç çekiyorum bir iki Maviyi bırakıp araya alıyorum. Beyazım artık bu sırada 3 tane olacak. Her sırada birer tane artışımız vardı. ilmeğimi geçirerek beyaza döndürüyorum. Mavim arada. Şimdi ilk beyazın hemen sağından giriyorum. 1 2 İpimizi yarımlamayalım. Kapatıyorum. 1 2 İlerliyorum. çekiyorum 1 2 mavi ipim yine arada en sondaki bölümüme batıyorum 2 ve 3 çekiyorum 1 2 bu şekilde örerek büyültelim bir tane olarak ördüğümüz beyaz fıstığımızı her sırada bir artışla altı fıstık olana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6. Altı sıra tamamladım ve sıranın sonundayım bakınız. altı tane fıstığımı ördüm. Şimdi e, buradaki mavimizi bu şekilde devam ettirmeyeceğim. Hem mavimin tonunu farklılaştıracağım hem de burada e, bir taraftan tekrar artmaya başlayacağım. Diğer şuradaki altı tane fıstık olan bölümde ise daralmaya geçiyoruz. Şimdi burada hemen bu noktada 6. fıstığın üzerine ben daha koyu renkteki mavimle devam etmek istiyorum. Şöyle alıyorum. Beyazımı şöyle çekiyorum. Buraya bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. 6. fıstığın üzerine bakın 1 2 3 4 5 6. Buraya çiftli olarak mavimle örüyorum. 1 2 3 beyazım yine altta çekiyorum aynı yere bir daha giriyorum çekiyorum kapatıyorum ve beyaz rengimi alıyorum bakın altıncı fıstığın üzerine şöyle görelim 2 4 altın üzerine bir çift mavimizi ördüm beyaz rengimi aktardım bu kez şöyle mavim altta kalıyor tam buradaki mavi olarak devam ettiğim yere çift fıstık grubumu örüyorum 2 3 diğer mavimizi artık koparıyoruz tekrar 3 tane fıstığımı örüyorum çekiyorum, kapatıyorum. Şimdi tekrar beyazımı alta alıyorum. Şöyle bir tane mavimi aldıktan sonra beyazım arada diğer mavimin hemen bakınız şu kenarındaki beyazın üzerine giriyorum. Hemen mavinin yanındaki ilk beyaza çift olarak buraya da mavimi örüyorum. 3 defa da örüyorum. Beyaz rengimi geçiriyorum. Burada beyazlarımızı artık eksilmeye geçeceğiz. 6 tane olan fıstığımızı 5'e indiriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane örüyorum. Başlıyorum. Mavim arada. 1, 2, 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. Dilerseniz bir tane zincir. Elinizin gevşekliğine göre zaten belli bir sistem. Oturtacaksınız mavimi götürüyorum aradan hemen eksilmeye başlıyoruz 6 bu sıramızda 5 tane beyazımız olacak her sırada bir tane azalıyoruz mavi rengimi alıyorum İlbeyimi değiştiriyorum, beyazımı araya alıyorum. Şuradaki açık mavi'nin hemen kenarına çiftli fıstığımı örüyorum. Ördüm. Şuradan beyazımı alıyorum. Bu kez açık mavi'nin üzerine bu zamana kadar ördüğümüz mavi olan noktaya beyazımla çiftli grubumu örüyorum. Hangisini örersek diğeri arada kalması gerekiyor. 3, şöyle güzel alalım. Acele edip de bozmayalım. Çekiyorum. Bu kez mavi rengimi aldım. Araya batıyorum, şuraya giriyorum. Şuradaki gibi çiftli örüyorum. Çiftli grubumu ördüm. Mavimi araya alıyorum. Hemen beyaz ilmeğimi alıyorum. Aşağıdaki 6 tane olan fıstığımı 5'e indiriyorum. Başlıyorum. 1 2 ve 3 Örelim. 5 fıstığımı örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane eksildim. Mavi rengimi alıyorum. Önce ilmeğimizi sonra boşluğa. Aynı yere ikincisini örüyorum. Beyaz rengimi alıp ortaya beyazımı örüyorum ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Mavi rengimizle çiftler grubumuzu ortasına yine çiftli olarak beyazımızı ördük. Hepsini tamamladık. Beyazlarımızı ise arada bir tane azalmayla 5 fıstığa düşürdük. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Beşer tane beyaz fıstık, çifter mavilerimiz ve çifter beyazımız. Şimdi beyazımızın çift olan yerden şu aşağıdaki yapmış olduğumuz gibi artışlarımızı yaparak bu kısmı mavilerimiz aynı şekilde devam edecek. Beyazımız da sağında ve solunda artışlarla bu kısmı büyüteceğiz. Mavi renklerimiz buradaki mavilerimiz gibi tek sıra halinde devam edecek. Yine artışlar beyaz üzerinden olacak. Şimdi geçişimizi birlikte yapalım. Beyaz rengimden ilmeğimi mavi rengime şöyle alarak çeviriyorum. Ortaya giriyorum. Beyazımı araya alarak bir zincirimi çektim. Uzattım. 1, 2 ve 3. 1, 2 aynı yere Yeniden fıstığımı örüyorum, beyaz rengimi alıyorum, ilmeğimi geçiriyorum. Beyazımın hemen sağ tarafına bir tane fıstık örüyorum, sağ taraf ipimi alıyorum, çekiyorum, kapatıyorum. Şimdi bu çift olan yer tamamen çift olarak devam edecek. Bunun içerisinden büyütmeyeceğiz. Burası. Yine aynı bu şekilde başladığı gibi beyazla da yine çiftli olarak grup devam edecek. 3 Yanına örüyorum. 1 2 ve 3 Yan tarafına hemen bir tane daha tek fıstık örüyorum mavimden önce bitirirken önce başladıktan sonra bak mavimi ördüm bir fıstık burayı çift olarak beyazımıza da çift devam ediyorum ve çiftimin hemen sonrasına bir beyaz daha hem sağdan hem de soldan bir tane fıstığımızı artmış olduk mavi rengime çeviriyorum ipimiz arada mavi rengim tek e, artış yok yine bu çiftli şekliyle ilerleyecek. Burada çift mavimizin arasında artışımızı yaparken eskiden örüp arttığımız yerde ise azalmalara gidiyoruz. Şimdi beyaz rengimi alıyorum. Bakınız, buradan değil hemen bir sonrakinden örüyorum. Burada 5 olan 4 inecek, 4 olacak yani. 4 fıstık olarak devam edecek. 2 3 defa alıyorum, çekiyorum, şöyle kapatıyorum. Mavi rengimi ördükten sonra yeniden araya mavimi alıp bu kez beyazımı alıp ipimi değiştiriyorum ve beyazımla eksilmeye başlıyorum. Hemen dibine değil, bir sonraki bölüme batıyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum. Hemen diğerine geçiyorum. Çekip kapatıyoruz. Diğerine geçelim. Şöyle görelim. 4 tane fıstığımız var. Diğer tarafa geçmiyorum. Rengimi değiştirip mavilerimi Buradaki yapmış olduğum işlemdeki gibi aynılarını tekrar ediyorum. Mavilerimiz bu şekilde devam edecek. Her iki mavimizin arasında birer birer bu kenardan artıyoruz. Orta çiftli grubumuz aynen kalacak. Buradaki artarak geldiğimiz yerde bir tane fıstık olana kadar azalmaya devam edelim. Lifimizi örmeye devam ettim. Bir yönden artışlarımı yaparken buradan da daraldım ve bir tane fıstığım kaldı. Tek fıstığımız kalana kadar beyazımızla ördük. Şimdi... Mavi rengimizde tekrar geçişimizi yapıyoruz. Beyazımı altı alıyorum, mavinin ortasına yine geçişimi yapıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra uzatıyorum, burayı örüyorum. Şimdi yine 3 e, defa aldım, kapatıyorum. Aradaki beyazımızı her zamanki gibi örelim. Mavimiz arada kalsın. İlk başlangıcı yaptım. Bu kısmı alttaki aralar örelim. Şurada mavimin bulunduğu yerde yeniden görüşelim. Evet aradaki beyazı ördüm. Şimdi bir tane beyaz fıstığımız kalmıştı. İki tane kenar mavilerimiz var. Bakınız şimdi bu iki kenar mavimizi öreceğiz. Yani burayı daralmayı bu şekilde kapamış olacağız. Beyazlarımız aynen devam. Mavilerimiz kapat şeklinde. Bu sıramız tamamlanacak. Beyaz fı son fıstığımı ördüm. İlmeğimi maviye değiştiriyorum. Ve çift olarak beyazımı araya aldıktan sonra bu kısmı örmeye başlıyorum. Evet şu kısmı tamamladım. Yine beyazım arada tığımın başında doluyorum. Diğer mavi renkli çiftli bölüme geçiyorum. Alıyorum, kapatıyorum. cü mavilerimize aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Beyaz rengimi şöyle ilmeğimi dönüştürüyorum ve hemen dibinden burada hala artışlarımızı devam ettiriyoruz. Diğerine geçiyorum. Bu sıramızda artışlar beyazla devam. Mavilerimizi birleştirelim. Bu çipsi de kapadıktan sonra ortaya gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen uzatıyorum ve buraya bir tane fıstık yapıyorum. 2 ve 3. Hem fıstık hem de e, üzerinin pipiriklerini çalışacağız. Burayı kapamıyorum. Sıramın başını doluyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. İkisini aynı anda alıp kapatıyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ortadaki ikinci 5 olsun 1 2 3 tane zincir çekiyorum kapadığım yere gelerek batıyorum ve bir tane pipirim oldu tekrar tığımı başım doluyorum bir sonraki fıstığa giriyorum 1 2 3 kapatmıyorum yanındakine 1 2 3 tek seferde alıyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimiz pipirik için kapadığım noktaya batıyorum ikincisini 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 batıyorum 1 2 3 yine aynı yere batıyorum bakın mavi rengimizde bu şekilde çift fıstıklarımızı ve piperiklerimizi devam ettiriyor sıraya batıyorum 2 ve 3 diğerine geçiyoruz iki tane açık fıstık ayrı gruplarda üçer defada alıyoruz çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 kapadığım noktaya batıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi ikincisi için çekiyorum tekrar 1 2 3 zincir dibine batıyorum doluyorum bir sonrakine 2 ve 3 yandaki çift olan bölüme batıyorum 1 2 3 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3. 1 2 3 4 ve 5. Aynı yere batıyorum. 1 2 3. Batıyorum. Şuradaki tepe noktamızı, yani bu ortadaki noktamıza bir defa daha batıyorum. 2. 3. Yani hem başlarken, hem giderken, hem gelirken her ikisini de örmüş oluyoruz oradan. Tepe noktamız daha sivri belli olsun diye. Sadece burayı bu şekilde alıyorum. Bakın iki defa aldım. 1, 2, 3. Buraya dikkat edelim. Geri kalan bölümleri hepsini aynı şekilde örelim. Bir sonrakine şekilde ilerleyelim. Evet bu şekilde örerek ilerliyoruz. Bakınız buradaki her iki mavimin olduğu bölümün ikisine de birer birer ördüm. Birinde başlarken birisinde biterken şuradaki görmüş olduğumuz araya batmıyoruz. Şöyle yaklaştırmak istiyorum. Ortaya yine çift olarak ördüm. Kenarımıza geldi. Kenarı birlikte çalışalım. Hemen mavi rengimin öncesine bir tane tepesine bir tane bir iki ve üç çekelim. 1 2 3 zincirimizi kapatmayla birlikte çektim. Batıyorum. 1 2 3 4 5 Yine giriyorum. 1 2 3 batıyorum. Şimdi aynı yere ya da araya batmıyorum. Direkt diğer fıstığıma geçiyorum. Batmamış olduğuma bakın. Diğer maviye geçtim. Araya da batmıyoruz. Yani farklı muamele yapmıyoruz burada. Sadece ortadaki çiftlere farklı işlem var. Evet bu şekilde örelim ve tamamlayalım. Difimizi örerek tamamladım. En son sırasına geldim. En son sırayla başlangıç sırasını birleştirelim ve e, tamamlamış olalım. Şöyle gördüğümüz gibi çok güzel oldu. Evet bitişte zincirimizi çekip ipireğimizi yaptık. İlk başlangıç noktasındaki ilk ip'e giriyorum. ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra ipimi buradan kesiyorum. İpimizi şöyle arkaya gizleyebiliriz. Daha sonra güzelce ben alırım. Evet ipimizi tamamladık çok hoş oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar dilerim. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın.